İnsanlık var olduğu günden bu yana pek çok sırrı çözdü, pek çok gizemi aydınlattı ve milyonlarca soruya cevap buldu. Ancak bu gelişim bir zamanlar son derece yavaştı. Örneğin bundan yüzyıllar önce bir insan sırf nezle olduğu için bile ölebiliyordu. Ancak bilim, tıp, ilaçlar, sağlık teknolojisindeki gelişmeler ve çok zeki oldukları için tarihe geçen ve bizim bugün dahi olarak adlandırdığımız insanlar ölümden uzaklaşabilelim diye gece gündüz çalıştı. Evet, amaçları bizi ölümden kurtarmaktı. Ancak ölümün kendisini asla çözemediler. Ölümsüzlüğü bulamadılar. Elbette bu konuda pek çok çalışma yapıldı. Hatta tarihte ölümsüzlüğü bulan adam olarak tanınan bazı isimler de var. Onlara geleceğim. Ancak bir adam hem ölümsüzlüğe hem de öldükten sonra geri dönüşe çok ama çok yaklaştı. Üstelik bunu kapalı kapılar ardında değil, insanların önünde yaptı. Düşünsenize, bir ana şahit oluyorsunuz ve gözünüzün önünde ölmüş bir canlı tekrar hayata dönüyor. Burada size bir soru sormak istiyorum. Sizce ölümsüzlük ya da öldükten sonra hayata dönmek mümkün mü? Yorumlarınızı bir an önce yapın çünkü bu video fikirlerinizi biraz değiştirebilir. İnternetin yavaş olması, uydu bağlantıları yüzünden televizyon kanallarının görüntülenmemesi ya da benzin fiyatlarının yüksek olması bugünün. Bu devrin sorunları. Ancak ölüm, ölümsüzlük ya da ölümden sonra hayata dönme konusu tarih öncesindeki döneme uzanabilecek kadar büyük bir geçmişe sahip. Örneğin bu topraklardan başlayalım. Mezopotamya ve sonrasında Anadolu hem felsefi hem de sosyal anlamda tarihin en gelişmiş bölgelerinden biriydi. Örneğin Lokman Hekim, bu topraklarda yaşamış ve adını pek çoğumuzun duyduğu birisi. Rivayete göre Lokman Hekim ölümsüzlüğün sırrını bulur ve bunun için bir iksir yapar. İksirin formülünü de kaybetmemek için eline yazar. Bu sırrı halka açıklamak, insanlarını ölümsüzlükle ödüllendirmek üzere yola çıkar. Ancak o anda öyle bir yağmur yağar ki formül elinden silinip gider. Bir başka rivayete göre de bu formülü bir kağıda yazar ve çıkan rüzgarda ve yine fırtınada kağıt bu kez elinden uçup gider. Yani sonuç olarak ölümsüzlüğü yayamaz. Biraz daha bugüne yaklaşalım ve daha küresel bir isme bakalım. 14. yüzyılda yaşamış olan Fransız simyacı Nicolas Flamel, ki Harry Potter'da da felsefe taşını bulan kişi olarak adı geçiyordu. Of course, here it is. Nicolas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. Flamel bir gece rüyasında güzeller güzeli bir melek görür. Meleğin elinde bir kitap vardır ve kitabı ona doğru göstererek içinde pek çok sırrın yer aldığını, bu sırrı çözebilecek dünyadaki tek insanın da o olduğunu söyler. Flamel rüyasından uyanır, hem şaşırır hem de bu duruma pek bir anlam veremez. Birkaç gün sonra dükkanına Abraham adında bir Yahudi gelir. Elinde 21 sayfalık el yazması bir kitap olduğunu ve bunu satmak istediğini söyler. Flamel fiyat biçmek için kitabı eline alır ve o sırada gözlerine inanamaz. Çünkü bu kitap o rüyasında gördüğü kitaptır. Elbette alır kitabı. Ve kısa bir süre sonra da yıllar boyunca ölümsüzlükten ve felsefe taşından bahsetmeye başlar. Bu ölümsüzlüğü keşfetme söylemi en azından o topraklar için henüz yenidir. Bu yüzden de dilden dile yayılmaya başlar. Ancak Flamel yaşarken değil, öldükten sonra. 80'ine yaklaşmasına rağmen henüz 40 yaşında gibi görünen Nicolas Flamel 1418'de ölür ya da öldüğü düşünülür. Ve felsefe taşıyla birlikte gömüldüğü iddia edilir. E tabi bunu duyan hırsızlar da rahat durmaz ve bir gece felsefe taşını çalmak için Flamel'in mezarını kazar. Ancak mezarı açtıklarında ne felsefe taşı oradadır ne de Flamel'in kendisi. Yok olmuştur. 78 yaşında ölen ya da öldüğü düşünülen Flamel'i bir daha hiç kimse görmez. Kimilerine göre başka hırsızlar erken davranarak mezarı açıp hem Flamel'in bedenini hem de felsefe taşını çalmıştır. Kimilerine göre de ölümsüzlüğü keşfeden Flamel eşiyle birlikte Arap Yarımadası'na kaçmıştır. Tabii bu hikaye büyük somut kanıtlar içermiyor. Çoğu ya rivayet ya da şehir efsanesi kıvamında. O yüzden gelin biraz daha yakın tarihe gelelim. 20. yüzyıla. Bu hikayedeki kahramanımız da bir simyacı, Fulcanelli. Fulcanelli 1922 yılında ölüme dair formül ve yöntemlerin bulunduğunu iddia ettiği Katedrallerin Sırrı adında bir kitap yazdı. Tabii yalan dolan bir kitap diyebilirsiniz buna. Ancak Fulcanelli birçok otoriteye göre tarihin en büyük kimyagerlerinden biri. Yani bilimsel anlamlara çok gelişmiş bir isimden bahsediyorum. Eğer böyle bir adam size ben ölümsüzlüğü buldum derse ona ya git işine demezsiniz. Nasıl diye sorarsınız. İnsanlar da aynen bunu yaptı. Çalışmaları hem gelecekteki bilim insanlara hem de simyacıyı yazan Paolo Coelho'ya ilham oldu. Ve Fulcanelli de 1926 yılında tıpkı Nicolas Flamel gibi ortadan kayboldu. Ancak tek bir farkla. Flamel ölmüştü, Fulcanelli ise yaşıyordu. Evet, ortadan kaybolmuştu çünkü onun ortadan kaybolması gerekiyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı yaklaştığında Nazi Almanyası ölümsüzlük hakkında pek çok fikri olduğunu söyleyen Fulcanelli'nin peşine düşmüştü. İşgalden sonra bütün Fransa'yı didik didik aradılar. Ancak
ancak ondan hiçbir iz bulamadılar. Yıllar sonra bazı öğrencileri Furkanelli ile görüştüklerini ve herhangi bir yaşlanma ibaresi göstermediğini söyledi. Ancak onun görüldüğüne dair herhangi bir somut kanıt yok. Yaşadığına dair ya da ölümsüzlüğü gerçekten bulduğuna dair bir kanıttı. Ancak bir adam var. Ölümsüzlüğü ve ölümden dönmeyi büyük bir kalabalığın önünde kanıtlayan Dr. Robert Cornish. 1903'te Kaliforniya'da doğdu. 15 yaşında liseden, 18 yaşında da Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun oldu. Hem de onur derecesiyle. 22 yaşında ise çoktan doktorasını tamamlamış, eğitim alanında bir dahi olduğu kabul görmüştü bile. En büyük ilgi alanı da insanın doğaya uyum sağlamasını kolaylaştıracak icatlardı. Örneğin suyun altında gazete okumanızı sağlayacak bir mercek üretmişti. Şimdi bu pratikte kullanılabilecek bir icat değil, dolayısıyla gereksiz görülebilir sizin için. Ancak bugün kullandığımız büyüteç ve çeşitli mercekler aslında Robert Cornish'in keşfettiği su altı merceğinden ilham alarak üretildi. Yıllar geçtikçe insanoğlu teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde ölümden uzaklaşıyor ve yaşam süresini alabildiğini uzatıyordu. Ancak hiçbir zaman yaşam sınırsız ya da ölüm imkansız kılınamadı. Onun amacı ise ölmemek, ölürse de tekrar hayata dönebilmekti. Eğer ölüm kısa bir süre önce gerçekleşmişse ve kan akışı tekrar sağlanabilirse kişi hayata geri dönebilirdi. Önce hayvanlar üstünde başladı deneylere. Kobayları ise köpeklerdi. Ardından da teeterboard yani sallama tahtası adını verdiği bir düzenek hazırladı. Hayvanlar öldükten sonra 5 dakika bekliyor, onlara elektrik ve çeşitli ilaçlar veriyor. Ardından da teeterboard'la bir sağa bir sola sallayarak tekrar kan akışını sağlamaya çalışıyordu. Evet, o bir dahiydi. Ancak bazılarına göre yaptığı çalışmalar caniceydi. Ama yine de insanlar onun başarılı olup olamayacağını merak ediyordu. Ve Robert, Lazarus adını verdiği 5 köpeğiyle halka açık bir gösteri yapmaya karar verdi. Bu Lazarus ismi size tanıdık gelmiş olabilir, onu da nereden geldiğini açıklayayım. Bu isim Beytanyalı Lazarus'a ya da diğer adıyla Aziz Lazar'a dayanıyor. Yuhanna İncil'inde yer alan bir hikayeye göre Hazreti İsa 4 gün önce hayatını kaybetmiş olan Beytanyalı Lazar'ı mucizevi bir şekilde tekrar diriltir. Ve ona 4 günün Lazar adı verilir. Yani Hazreti İsa'nın gücü insan doğasının karşı konulmaz düşmanı olan ölüme bile üstün gelmiştir. Lazarus öldükten sonra tekrar hayata dönen kişidir. Ve Robert da kendine böyle bir görev edindiği için öldükten sonra tekrar hayata dönecek olan canlılara Lazarus adını verir. Deney başlar. Şimdi köpeklerin ölmesi gerekmektedir. Ve süre dolar. Ardından oksijen, adrenalin ve pıhtılaşma önleyici ilaçlar köpeklere enjekte edilmeye başlar. Robert ince bir lastik aracılığıyla bir tüpten aldığı oksijeni önce ağzına çeker, sonra da köpeklerin ağzına doğru üfler. Ardından da teeterboard devreye girer. Ve o sırada inanılmaz bir şey olur. Lazarus 2, 4 ve 5 tekrar hayata dönmüştür. Tekrar nefes alıyordur ve kısıtlı da olsa hareket ediyorlardır. Ancak Lazarus 4 ve Lazarus 5 muhtemelen beyinlerinde oluşan bir hasar sebebiyle kör olmuştur. Kayıplar yaşanmış olsa da ne olursa olsun deney başarıyla sonuçlanmıştır. Birkaç ay sonra Robert Lazarus 4'ün eskisi gibi hareket edebildiğini ve sıradan bir köpek gibi davrandığını söyler. Köpeklerin çektiği acıyı bir işkence olarak gören halk deneylere tepki göstermeye başladı. Kalabalığın önü alınamayınca da Robert'ın laboratuvarı kapatıldı. İnsanlar onun ölüm, ölümden dönüş ve ölümsüzlükle ilgili ne kadar büyük bir kapı araladığını anlayamamıştı. O bir dahiydi evet. Ancak bazı insanlara göre de zalimdi. O da sırf insanların ruhuna dokunabilmek, onların kalbine girebilmek ve aynı duyguları yaşatabilmek için bir film çekmeye karar verdi. Bu filmde köpekleri öldüğü için çok fazla üzülen oğlunu teselli etmeye çalışan bir babayı canlandırdı. Ancak oğlunu bir türlü mutlu edemeyince köpeği hayata döndürmek için bilimsel çalışmalar yapmaya başladı. İşte bu filmle aslında kendi hikayesini biraz da dramatikleştirerek insanların kalbine dokunmaya çalıştı. Film başarılı olmamakla birlikte tersine tepkiler daha da arttı. Çünkü o ne kadar kutsal bir iş yaptığını düşünse de hayvanların ona derdini anlatamayacak olan köpeklerin bu deneye rızası yoktu. O halde o da rızası olan bir canlıyla bir insanla çalışmalıydı. San Quentin hapishanesinde yatan ve ölüm cezasına çarptırılan Thomas McMonagle'la anlaştı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Thomas, Robert'ın bu teklifini kabul etti. Bu haberin ardından medya ayağa kalktı. Sebebi Thomas'ın ölüm cezasına çarptırılmasıydı. Yani teknik olarak öldükten sonra hayata döndüğünde cezasını çekmiş olacaktı ve özgür bir adam olabilirdi. İşte bu tepkiler yüzünden Thomas Robert'a teklifi kabul edemeyeceğini söyledi. Ve Robert da her şeyi denediğini bilerek biraz içi rahat, belki de biraz buruk bir şekilde deneylerini sonlandırdı. Artık ölümsüzlüğü ya da ölümden geri dönüş keşfetme işi onun için bitmişti. Thomas ise 20 Şubat 1948'de gaz odasında idam edildi. Robert hayatının geri kalanını vitaminli diş tozları ve karaciğer ilaçları üreterek geçirdi. 1963'te de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm onun için hiçbir zaman korku dolu bir şey olmasa da ondan kaçmak istediği şüphesizdi. Belki de herkes gibi. Ancak yaşam döngüden ibarettir. Birilerinin yaşaması için birilerinin ölmesi gerekir. Ki ölüm olgusu hem dini hem de bilimsel olarak kaçınılmaz bir sondur. Zaten önemli olan fiziksel olarak ölmemek değil. Öldükten sonra arkamızda bırakacağımız fikirler ve yeni nesillere aktaracağımız eserler her şeyden daha önemlidir.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.